Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim bir mecliste oturur ve orada bir sürü faydasız ve manasız sözlerle vakit öldürür de o meclisten kalkmadan önce Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim derse o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır. Yine bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Berze radıyallahu anh'ten şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisten kalkmak istediğinde son söz olarak şöyle dua ederdi. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, şüphesiz ki sen daha önce söylemediğin bir söz söylüyorsun dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylediğim sözler mecliste işlenen hata ve kusurlara kefarettir buyurdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Müslümanlar bir araya geldikleri meclislerde ve toplantılarda ellerinden geldiği ve güçleri yettiği nispette lüzumsuz, faydasız ve anlamsız sözlerden sakınmalıdır. 2. Bir meclisten ve toplantı mahallinden kalkmadan önce son sözlerimiz Allah'a dua etmek olmalıdır. 3. Duanın en makbulü mesur olanlar, yani Peygamber Efendimizin öğrettikleridir. 4. Meclisten kalkmadan önce okunan mesur dualar, o mecliste işlenen küçük günahlara, hata ve kusurlara kefarettir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden gerekli dersleri almayı nasip eylesin. Amin.